Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Daha yeni kalktım. Sabah 7 gibi yatmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz PUBG Mobile'ın turnuvası var. Amerika turnuvası. Şöyle uzaklara atlamak istiyorum. Şöyle konuyu yavaş yavaş size anlatayım. Atla. Her gün gece 3 ile 5 arası arkadaşlar turnuva oluyor. Ben de sizi bu konuyla alakalı bayağı bir bilgilendirmeye çalışıyorum. Turnuvaya nasıl girersiniz falan filan, nasıl ne bileyim işte odaya girersiniz, saatleri kaçta, nerede yayınlanıyor. Her türlü bilgiyi vermeye çalışıyorum elimden geldiğince videolarla. Ben de 2 gündür katılıyorum turnuvaya. Yarın da katılacağım. Daha doğrusu 30'una kadar her gün katılmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, aşağıda var mı? Gidelim yavaş. Dün yine katıldım. Sunhawk'tayım arkadaşlar. Hani insan öyle ölünce şey yapıyor böyle. Nasıl diyeyim size? Bayağı bir sinirleniyor. Bir normal çatışırsınız arkadaşlar, ne bileyim karşı tarafla. Adam gelir sizi öldürür abi. Tamam, yani yapacak bir şey yok. Dergan sandım. Ama abi karşıdaki hile olunca insan ciddi manada sinirleniyor. Ben bunu maçta da bildirdim. Şeyi de çekemiyorum. Videosunu da çekemiyorum. Çünkü mobilden giriyoruz. Bir, tamam mobilden video çekilebilir ama Amerika serverında oynadığımız için arkadaşlar inanılmaz pingimiz oluyor. Bir yoğunluk oluyor zaten. Herkes turnuvada odaya girmek istediği için ekstra bir ping oluyordur diye düşünüyorum. Pingim zaten benim 300'den aşağı düşmüyor maçta. Ara ara durmalar girebiliyor. Bu arada telefondan giriyorum maça. Zaten emülatörler maça giremiyor. Neyse abi. Adam geldi abi. Çat diye indirdi beni. Daha lootumu yapıyorum. Biraz yapmışım. Tamamlamamışım. Adam geldi indirdi abi bizi. Şimdi onu anlatacağım gençler, nasıl olduğunu olayın. Yani niye bir insan hile kullanır, niye turnuvada kullanır hiç anlamıyorum. Bu arada ben oyundan reportumu yaptım. Bir de PUBG'nin hem PUBG Türkiye olsun hem PUBG Global resmi yayıncılarından olduğumuz için arkadaşlar biz iki tarafta da, daha doğrusu PUBG Global'de bildirimi yaptım yazılı olarak. Cevabını da aldım bugün. Söylediğimiz kişi hakkında bir ilgilenme yapacaklar yani. Arkadaşlar şimdi olay... şu binayı görüyorsunuz değil mi? Şu binalarda oldu. Bu binadaydım. Burada değildim de. Göstereyim de. Haritanın şu tarafları yani. Şuraya atladık. Şurada öyle ufak tefek binalar var. Şu taraflar. Abi gidiyorum ben. Alan dışı geliyorum zaten. Genelde alan dışı oynuyorum. Binaya girdim abi. Tamam mı? Gençler. Ses yok. Dışarıda da ses yok. Ha şu olabilir. Adam pusmuş olabilir. Alan dışıyız. Bekliyor olabilir. Arkadan gelenleri ben düşüreyim diye. Anlatabiliyor muyum? Bir saniye. Aynen, tamam. Bu şekilde. Neyse arkadaşlar. Ben girdim abi. Şöyle geliyorum. Olayı biraz daha canlandırmaya çalışacağım size. Lehirkan çıkar diye bakıyorum. Neyse. Şöyle geldim abi. Tamam mı gençler? Şuradan girdim binaya. Girdim abi bina. Bir dakika. Şurası. Neyse. Neyse bu binadan gözüküyor. Biraz ters kaçıyor. Buradan girdim binaya arkadaşlar. Loot'umu yapıyorum. Tamam mı? Buralara geldim. Şu kapı kapalı zaten. Abi şuradayken ses duydum. Ayak sesi. Ve ses şu karşıdan geliyor arkadaşlar. Yani binanın bu tarafından geliyor ses. Ön taraftan. Yukarıda gösteriyor ya. Neyse abi öyle olunca şuraya coverlandım ben. Şu şekilde. Kapıyı görüyorum bak. Görüyorsunuz değil mi? Yani çoğu kişi bunu böyle yapar zaten.
Arka taraf kapalı. Ses oradan geliyor. Hani arkaya doğru gitse şu şekilde bakacağım arkaya. Abi şöyle bekliyorum. Kapı açık. Adam şurada. Adam şurada gözüktü. Böyle bakıyor içeriye. Tamam mı? Dedim ki biraz bekleyeyim. İçeri girsin. Çünkü buradan sıkmaya çalışsam, daha doğrusu başlasam, adam işte ne bileyim şu sağa sola kaçabilir. Kurtulma şansı olabilir. Başa bela olabilir diye. Dedim içeri girsin, yakında çatışalım. Abi bekliyorum şöyle. Tamam mı? Arkadaşlar şöyle kapıyı kesiyorum. Beni görmesin diye. Ve şuradan asla dışarıdan gözükmüyorum arkadaşlar. Buna da baktık, denedik yani. Neyse gençler, adam buraya geldi. Şöyle bir yaptı. Gittim. Tek yedim tek. Duvar arkası tek yedim direkt. Anlatabiliyor muyum? Dedim ki yani acaba dedim bu iç duvarlardan mermi geçiyor mu? Sonuçta bu binalar yani hiç şey değil, ağaç diyebiliyoruz. Yani oyun içinde. Dedim iç binadan mermiler geçiyor mu? Ses var mı? Ha. Bizim arkadaşa Kürşat var Discord'da. Belki Discord'umuzda olanlar bilir. Dedim Kürşat bir oda kuralım. Şuna bakmak istiyorum. Burada report ettim zaten. Hile zaten de artık tamamen emin olmak istiyorum. Zaten eminim. Report'umu ettim abi. 55. sırada öldük tabi. Yani turnuvada zaten herkes stresli oynuyor arkadaşlar. Bu şekilde ölmek insana sinirlendiriyor. Neyse abi açtık odayı. Kürşat diyorum. Arkadaşa söylüyorum bizim. Gözüküyor muyum arkadan? Hiçbir şekilde. Ha bak duvara yapıştım şu an. İleriye doğru da yapıyorum. Hani bazen silah ucu falan gözüküyor ya. Şuradan da bakayım ben. Abi dedi hiçbir şey gözükmüyor. Dedim bir de ben bakayım. Kürşat aynısını yaptı arkadaşlar. Ona bakıyorum. Onda da bir sıkıntı yok. Bu arada ben başlamıştım. Onda da bir sıkıntı yok. E tamam dedim. E gözükmüyoruz yani arkada. E dedim Kürşat şuraya ben şuradayım. Bak ucunda bekliyorum. Şurada bekliyorum. Dedim sen kapıdan beni görebiliyor musun? Hayır. Dedim kapının en köşesine git. Hani burayı görebilecek şekilde. Şuraya yani. Dedi abi yine göremiyorum. Zaten gözükmüyorum. E peki dedim Kürşat şurayı bir tarar mısın? Tarattırdım arkadaşlar arkadaşı. Dedi abi tarıyorum. Bakıyorum ben. Tabii arkadayım ben. Hiçbir canım gitmiyor. Adam buraya bildiğin delik deşik etti normalde. E hiçbir şey yok. E şimdi bu adam gelip ben burada bunu izliyorum. Video turunu çekemiyoruz işte. Burada izliyorum böyle kapıda adam ayak sesini verdi. Ay, kapı açık zaten burada belirdi. Buradan gelip şöyle durup tak tak yapıp yani tek atıp bana beni düşürünce yani insan arkadaşlar turnuvada birazcık koyuyor yani. Zaten odaya girmek çok zor. Bilmiyorum akşam yayına gelen arkadaşları gördüm ben. Aa, işte destek vermeye. Odaya zaten çok zor giriyoruz. Yani ben o kadar hızlı olmama rağmen 50. 60. giriyorum. Hani zor girdiğimiz odada böyle turnuvada zaten herkes bir streste, oynayanlar streste. Bir de oyun içinde zaten herkes pusuyor. Zaten ucunda telefon olduğu için. Hilenin gelip sizi böyle öldürmesi. Bir de sabah arkadaşlar turnuva bugün dün baya bir uzadı. Ben sabah 7'de yattım yani. Yani o kadar uykusuz kalıyorsunuz. Geliyor adam seni çat diye indiriyor yani. Bu hak mı yani? Oyuncunun ismini ben şeyden verdim. Eğer oyuncu banlandıktan sonra ismini yine yayında söyleyeceğim. Şu an ismini vermiyorum. Ama global o hileyi kullanan arkadaş bilsin. Yayından beni öldürenlere bakarsınız arkadaşlar. Kanal şeye gidin. PUBG Global'in YouTube kanalına. Oradan sitesinden Sudüngü Can yayına bakın. Sol taraftan beni kim öldürdüyse görürsünüz zaten. Arkadaşın ismini orada zaten report ettim. Ekstradan PUBG Global'de bildirdim. Arkadaş bizim herhalde orada da yayıncı olduğumuzu bilmiyor Global'de. Oradan da bildirdim. Oradan da ilgileneceklerini söylediler. Umarım ilgilenirler. Güzel de bir banını atarlar adama. Bu şekilde arkadaşlar yani sabaha doğru bayağı bir sinirlenmiştim. Arkadaşlar da Discord'da şahit olanlar var. Yani turnuvada denk gelmek üzücü. Ya ama işte yapacak bir şey de aslında bilmiyorum var mı yok mu. Bütün oyunlarda hile var. Yani her türlü hile oluyor her türlü oyunda. Yani ne anlıyorlar anlamıyorum hile kullanmaktan. Yani hile kullanıp burada normal şartlarla maça giren ne bileyim adam uykusundan ayırıyor şey yapıyor. Boş zamanından ayırıyor. Turnuvaya girmeye çalışıyor. Turnuvaya giriyor o kadar kişinin arasından.
Geliyor hile arkadaşlar, hiç utanmadan sizi indiriyor yani. Bilemiyorum arkadaşlar, söyleyecek aslında çok şey var. Yani burada çok söylenmez. Siz anlıyorsunuz. Ben genelde de zaten yayınlarda olsun, hiçbir zaman dışarıda da olsun, Discord'dan arkadaşlar bilir, kolay kolay küfür eden biri değilim. Bundan dolayı arkadaşlar üzücü bir durum oldu öyle. Bunu sizle paylaşmak istedim. Umarım yarınki sabahki maçta da aynısı olmaz. Yani gelmesinler abi. Hile kullanıyorsan niye geliyorsun? Sen o hileyi kullandıktan sonra o ödülü kazansan ne olacak yani? Burada milletin yani oyun zevkinin içine ediyorsun yani. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz böyleydi. Videoya like atmayı arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bugün custom room açacağız full. Akşam da PUBG Mobile Lite yaparız diye düşünüyorum. Custom room'da bugün arkadaşlar şeyimiz olacak. Onu da söyleyeyim. 25 TL'lik Google Play kodu vereceğiz. Pazartesi günü büyük ihtimalle bilgisayar oynayanlar varsa, ETS'si yoksa ETS2 vereceğiz pazartesi günü de. 50 bin abone de arkadaşlar, her yayında söylüyoruz. 150 TL'lik Google, şey 100 TL'lik Google Play kodu, 50 TL'lik Google Play kodu, 10 TL'lik Steam cüzdan kodu. Yani toplamda 50 bin abonede 160 TL'lik bir ödül vereceğiz 3 kişiye. Artma ihtimali de var o ödülün ama düşme ihtimali yok. Bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yani böyle bir video çekmek istemezdim ama yapacak bir şey yok yani. İnsan yaşayınca sizle de paylaşmak istiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.